Benim seninle bir başkasıyla böyle işlerin içerisinde olanlarla hiçbir işim olmaz. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Kim bunlar? Siz kimsiniz? gibi soruları sürekli hiddetle sıralıyordum. Çok öfkelenmiştim gittikleri yolun yanlış olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu işi sonlandırmalarını hemen giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söyledim. Fakat ikna edemedim. Komutanım, bu iş bitti ve herkes yola çıktı dedi. Akıncı 4. Ana Jet Üssü komutanı Hakan Evrim, dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürürüz gibi bir şey söyledi. Ben kimseyle görüşmem diyerek tersledim. Ardından Akın Öztürk dışındakiler odayı terk ettiler. Orgeneral Akar, darbenin zamanlaması ve nedenleri konusundaki öngörülerini ise şu cümlelerle anlattı. Bu darbe teşebbüsünü planlayan ve uygulamaya koyanların bu örgüt mensupları olduğuna inanıyorum. Bu çılgınlığa girişimlerinde Ağustos Şurası'na ilişkin yaptığımız kapsamlı, ciddi ve titiz çalışmalarda bu örgütün büyük bir darbe yiyeceğini anlamalarının en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Bana sözde bildirim ettiğini imzalamam ve okumamı istediklerinde elimi bile sürmedim. Hatta bana okuduklarında önemsiz ve alaycı bir şekilde dinledim. Hatta öyle ki bu olaylar bittikten sonra ben bu hainlerin oluşturduğu cuntaya verdikleri ismi Yurtseverler Birliği gibi aklımda kaldığı halde Yurtta Sulh Konseyi olduğu ortadadır. Ruh halimdeki şiddetli kızgınlık ve hiddet hiç bitmedi. Anılan konseyin kimlerden oluştuğu konusunda bir şey söylemediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda konuşması darbecilerin ümitlerini kırdı. Savaştan bile beter ettiniz. Gidip teslim olun dedim. Zaman ilerledikçe darbecilerin moralleri çöktü. Akın Öztürk'e ısrarla onları vazgeçir diyordum. İnsanları kandırmayın diye onlara çıkıştım. Tamam komutanım biz vazgeçiyoruz dediler. Beni Cumhurbaşkanı veya Başbakan'la görüştüreceklerini söylediler. Teşebbüse son verdiler.